Arkadaşlar hepinize merhaba. Güzel bir otomobil için geldik. Yeni Subaru Forester 5. nesil. Aslında dış tasarım olarak çok fazla yenilik yok gibi geliyor ama altyapı yenilendi biliyorsunuz. Yeni platform, global platformu, bunu biz XV'de görmüştük. Şimdi bir inceleyelim bakalım arabamızı. Oldukça yüksek duruyor. Yani Japonlar jant konusunda çok tutucular. Çoğu konuda tutucular ama şu jant konusunda da tutucular. Daha şöyle bu sefer oldu dediğim bir Japon üreticinin stok jantı yok. Yani niye acaba Japonlar jantta böyle kötüler? Anlamış değilim. E-Boxer, yani artık hibrit elektrikli bir Forester'ımız var. Her yeri kamera, ayna. Güvenlik özellikleri hayli arttırıldı. Neler değişti? Izgara değişti. LED farımız, sis farımız. Ön böyle tam bir Japon çizgisi. Samuray, savaşçı. Eski yeni farkını da en iyi buradan görebiliriz. Eskinin sis ve far grubu, ızgara grubu. Bu da yeninin sis, far, ızgara grubu. Kaput tabii çizgileri biraz farklı. Arka tarafta da buradaki far grubuyla buradaki far grubunun değişikliğini görebilirsiniz. İki araç arasındaki fark. İç mekan kalitesi gerçekten bunda çok daha iyi eskisine göre. Çok güzel mi? Tartışılır. Yani şimdi eski güzel Subaru, eskiden ben beğeniyordum Subaru tasarımları. Bu tasarım göreceli. Kimisinin hoşuna gitti. Mesela yazanlar oldu, abi harika oldu. Ben eski kasaların tasarımını çok seviyordum. Bu biraz fazla Japon. Farlarımız böyle. Subaru Bifunctional LED Headlamp. Yani adaptif falan da. Arkayı çok sevdim bu arada. Arkayı gerçekten çok sevdim. Simetrik bir dört çekerimiz var. Hemen şöyle altını size göstereyim. Bagajımız elektrikli, 509 litre. Gayet geniş gördüğünüz gibi. Ve yani yükleme alanı falan. İşte Harman Kardon'un burada woofer'ı var. Burada koltuk yatırmak için bir düğmemiz var. Yatırıldığı zaman da dümdüz bir zemin oluyor. Yanılmıyorsam 1100 gibi bir litre olarak bagaj hacmi var. Acaba geri kalkıyorlar mı? Ah be, keşke kalksalar. Burada güzel kancalarımız var. 12 voltumuz var. Aa, bak çok mantıklı. Arka perdesi burada. Çünkü yük koyduğun zaman arka perde her zaman nereye koyacağım oluyorsun. Çok iyi, çok güzel düşünülmüş. Burada böyle bu perdeyi aldığında burada bir göz var. Ha, burada lastik tamir kitinin gözü var. Ha, bak altına da yalıtım yapmışlar. Ha, yalıtım çünkü piller var burada. Bak ısınmış da piller. Lityum iyon pillerimiz. Hemen arkada ağırlık dağılımı için de güzel bir şey bu. Elektrikli hafızalı ayrıca. Kapatalım. Bir arkaya geçelim. Mesela bak Subaru o kadar önem veriyor ki fonksiyonelliğe. Burada bile ipin geçirip böyle bağlayacağın güzel detaylar yapmışlar. Hemen arkaya bir göstereyim size. Bu arada arkadaşlar gerçek deri. Güzel bir kol dayamamız var. İç mekan. Bir siyah deri geliyor. Bir de bu kahve deri. Bir de şey geliyor, normal kumaş geliyor. Diz mesafesi falan efsane. Emre abi oturuyordu burada. Arka taraf çok geniş gerçekten. 2.1 amperlik, yani hızlı da şarj edebileceğiniz 2 USB çıkışı var. Koltuk ısıtmamız var. Onun haricinde güzel, burada ikili göz var. Telefonunuzu koyabilirsiniz. Çünkü mesela bak bu çok güzel düşünülmüş bir detay. Bu koltuk arka göz hep böyle düzdür ve büyüktür. Bir şey atarsın orada kaybolur. Burada mesela benim telefon. Telefonu buraya koyduğunda rahatça buradan kullanabilirsin. Çok güzel düşünülmüş, basit ama kullanışlı bir detay olmuş bu. Kapı içlerimiz fena değil. Malzeme kalitesi falan güzel buradaki. Hani sert plastik ama önde daha yumuşak. Deri kaplı tabii. Burada sert plastik.
Otomatik camımız var. Kendi açılıp kapanabiliyor. Sunroof'umuz var. İçi gayet ferahlatıyor ama arka için değil de öndekiler için aslında sunroof biraz daha orada kullanışlı olmuş. Hemen bir de öne bakalım. Önü de göstereyim. Asıl oyuncaklar orada. Tabii güvenliğe çok önem verdiğini söylemiştim. Subaru'nun Euro NCAP'ten 5 yıldızlı. Ama bir öne geçmeden önce de motoru göstereyim. Diz hava yastığını burada görebiliyoruz. Burada ufak göz değil sigortalar var. Elektrikli koltuğumuz var. Amortisörlü bir kaput isterdik açıkçası. Burada da 2 litre atmosferik makinamız. CVT şanzımanlı. Bol bol alan var. 2JZ swaplamak için gayet müsait. Ve motor boxer olduğu için ne kadar aşağı konumlandırılmış. Denge için çok önemli tabii bu. Güzel kalın bir yalıtımı var kaputta. Burada bütün sürüş sistemlerinin kapatmak için özellikleri, bagajı açmak için, eyesight'i kapatmak için düğmeler var. Koltuk hafızası. Bunlar gayet güzel detaylar. Şuralar falan yumuşak, güzel. Ben ekrana bayıldım. Normalde hep kötülerim ve çözünürlük kötü derim. Bu sefer çözünürlük çok iyi ama çalışma biraz ağır. Yani bazen hızlı bazen ağır. Bir çözmek lazım bunu. Harman Kardon ses sistemi var. Gayet güzel çalışıyor. Şöyle çalıştırayım. Kol dayamamız. İçinde bir 12 voltu var. Burada bir bardaklığı var. Tabii modlara zaten sürüşte bahsettim. Bu auto hold'u. Kamera çok iyi olmuş ya. Kamera çözünürlük falan gerçekten çok başarılı. Bu ekranı kurcalayalım biraz. Koltuk ısıtmalarımız. Ama şu modlar gayet güzel. Mod geçişlerindeki grafikler çok güzel. Şu tabii ki Japonların olmazsa olmazı trip düğmesi, trip reset. Şöyle sıfırlayalım. Kadranlar buradan ayarlanabiliyor. Lastik basınçlarını görebiliyorsun. Burada da bu güzel bilgilendirme ekranımız var. Bu ekranı zaten detaylıca sürüşümde de bahsedeceğim. Elle açılıyor. Yani buna bu dolulukta bir arabada otomatik isterdim. Ama kapanırken eğer sonuna kadar açarsan ki şimdi bak onu gösteriyorum. Baya gerçekten sonuna kadar açılıyor. Bu güzel bir özellik. Şöyle durdu. Bir kere daha basıyorsun. Baya dibine kadar açılıyor. Bu haldeyken tamamen açtığın zaman kapattığında perdeyle beraber kapanıyor. Ama hani otomatiği o şekilde çözmüşler diyelim. Normalde elle böyle açıyorsun. Gözlüklüğü var. Güneşliğin şu yan olayları çok güzel. İç mekandan da böyle yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, lansmanda böyle içime sinmemişti. Çok hızlı anlatmıştık falan. 4 gündür ben de yeni Subaru Forester ve 4 günlük deneyimlerimi şimdi size aktaracağım. Hava maalesef 4 gündür çok kötü. Adam gibi bir çekim yapamadık. Ama en azından izlenimlerimi, yaptıklarımı anlatacağım, aktaracağım sizlere. O zaman hadi başlayalım. Şöyle auto hold'umuzu da açalım. Şey olayı harika arabada. 5 kişiye kadar yüz tanıma sistemi var. Bütün koltuk ayarlarınızı, klima ayarlarınızı, her şeyi ayarlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kullanıcı benim. Sonra annenizi, babanızı, eşinizi, dostunuzu kaydediyorsunuz. Farklı kişiler oturduğu zaman direkt şurada artık infrared mi var? Yani infrared gibi böyle hafif kırmızılı çünkü. O tak 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 diye bütün ayarları getiriyor. Klimayı o derece ayarlıyor. Koltuk ısıtmayı ayarladıysanız açıyor. Gibi gibi. Adaptifimizi açalım. Valla 269 kilometre gösteriyor. Herhalde bir 400 kilometre falan yaptım bu arabayla. Ondan sonra baya şeyle gittim. Adaptifle gittim. Şu anda hep adaptifle gidiyorum hatta. Çok iyi çalışıyor. Gerçekten çok iyi çalışıyor. Bak frenini çok düzgün, korkutmadan böyle lönk diye yapmıyor. Ya otomobil gerçekten hani
güvenlik özellikleriyle ön plana çıkmak isteyen bir otomobil. Kör noktası çok güzel ayarlanmış. Hemen burada aynanın iç kısmında, sana bakan kısmında. Yani aynanın ucunda değil, çok daha etkili bir yönde olmuş bu. Mesela sinyalini verdin. Gerçi şu an çok yavaşız herhalde, ondan olmuyor. Gerçekten çok iyi. İşte bu tabii sürücü tanımayı, koltuk ayarını falan yapıyorsun. Mesela bak çok güzel yandı şimdi. Gayet iyi bir yerde. Sürücü tanımanın aynı zamanda yaptığı şeylerden biri, senin o ayarına göre sana ayar yaparken baktırtıyor. Ona göre senin hareketlerini sürekli izliyor ve şöyle aşağı falan bakarsan yolda giderken, ki test ettim bunu. Hakikaten böyle bilerek bazen böyle aşağı baktım. Tık uyarı geldi, dikkatli ol, yola bak. Bazen burada dikkatli ol diye uyarı geliyor. Bu uyarıların seslerini falan ayarlayabiliyorsunuz hepsini. Gerçekten iyi çalışıyor sistemler. İşte yaya koruma var, ön çarpışması var. Ön çarpışması bayağı sezgisel. Bir ara trafikte böyle hani köprüde durursun ya, tak tak tak. Ben de tam tepki veriyordum, o da verdi. Yani çok tepkileri yerinde. Onun da ayarı olması lazım. Hani önce normal, bu normal ayarlarda. Tabii böyle önünüze otobüs atlarsa onu tahmin edemiyor. O da ne yapsın? Emir kulu. Net, matematiksel, şunu 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 yapınca devreye gir diyor. Şimdi İstanbul trafiğine ayrı bir kodlama yapmak lazım. Savaş modu. Böyle sürekli radar arıyor böyle, nereden ne atlayacak diye. Gelelim önemli bir noktaya ve yalıtıma. Yine bahsedeceğim aklıma geldikçe tabii özelliklerinden. Şöyle adaptifi alayım bak gene. Şöyle tek yapınca beşli beşli arttırıyor. Basılı tutunca birli birli. Genelde Japonların en zayıf olduğu yer yalıtımdır biliyorsunuz. Ki bunda da biraz öyle. Çünkü yani bu araba bindiğim en kaliteli Forester. Eski Forester'la yan yana getirdim. Lansmanda da yan yana vardı. Malzeme kalitesi, işçilik gerçekten bunda çok iyi. Yani derilerin kalitesi falan, ki bunlar opsiyon deriler ama rengi falan muhteşem. Hatta yerli otomobil lansmanına gidiyordum. İlk açılışı bu arabada yaptım böyle yüzüme bakarak. Kimse anlamamış ne marka olduğunu. Her kaç tane yorum geldi. Abi ne markaydı o araba diye. Subaru Forester. E-Box'tır. Yalıtım. Yani şu an 60'la gidiyoruz. Tabii hani bu süratlerde bir şey yok ama böyle 120-140'la giderken ya daha iyi olmalıydı diyorsun. O klasik Japon yalıtımı, yani yalıtımsızlığı var bu otomobilde de. Yani güzel bir profesyonel yalıtım, ki şu anda buradan Subi garaja gidiyorum. Oradan malzemeleri bırakıp bu arabayı teslim edeceğim. Subi garajda bir profesyonel yalıtım süper olur buna. Şeritte tutma asistanı da var ama bu tabii çok iyi çalışan bir şeritte tutma asistanı değil. Yani artık böyle yumurta kapıya dayanınca hamle yapıyor. Tam böyle şeridinizde sizi tutmuyor. Bu aslında şeritten çıkma uyarısı gibi diyebiliriz. Ya iç mekanda hani Subaru'yu seviyorum bu konuda. Oturuş pozisyonu, zaten arabanın ferahlığını siz izlerken şu anda anlıyorsunuzdur. Gerçekten araba böyle bir akvaryum gibi. Cam tavan, camlar, bakış açıları, o arka kelebek cam zaten ayrı bir büyük cam yani. Şurada hani bu kadar. Arabaya acayip ferahlık katıyor. Keşke bu otomobil 7 kişilik olsaymış. Hak ediyor 7 kişiliği. Arkası falan acayip ferah. Ama yani bu kadar teknolojiden bahsediyoruz. Her şey var. Güvenlik, işte adaptifler falan. Yani inanamıyorum. Yani sorgulamak istiyorum. Kararan dikiz ayna yok. Nasıl olmaz bilmiyorum. Hani bu ayrı bir paketti de fiyatı çok arttırıyordu da mı getirmedi acaba Türkiye Subaru? Onu ayrıca bir soracağım. Çok merak ediyorum çünkü inanamadım ya. Yani ilk lansmanda da gördüm. Yok falan diyorum hani, yedi konduramadım Subaru'ya. Ama maalesef kararan ayna, yan aynalar yok. Bir sebebi vardır. Bir mantıklı sebebi vardır diye düşünüyorum. Ama bulamadım ben kendim. Bak mesela araba yaklaşıyorsa tık tık yanıp sönüyor. Uyarıyor seni. Isıtması çok güzel. Koltuk ısıtmamız, direksiyon, ellerin yanıyor. Yani soğuk bir havada eldivenle bile giydiğinde çok güzel, elin sıcacık olur. Evet, Avrasya'ya girdik. Şunları açayım mı? Faydası olur mu? Açayım, olsun. Bu arada mavi, güzel.
mavi bir ışığı var. İç mekanda direksiyon dolu dolu ya. Bir sürü düğmeler, adaptif, direksiyon ısıtma, menülerde dolaşmak için buton. Şöyle lastik basınç göstergede bakabiliyorsun. Ne kadar tasarruf yapmışsın iyi olarak gittiğinde, yani elektrikli olarak gittiğinde, ki gidemiyorsun, geleceğim oraya. Hepsini gösteriyor. Bir de tabii bu orta ekran var. O orta ekran Allah Allah yani. Burada çok güzel. Çözünürlük muhteşem. Kamera var. Çözünürlüğü yani şu ana kadar gördüğüm en iyi çözünürlüklerden biri diyebilirim. Sağ ön lastiği görebiliyorsun bu kamerada. Keşke daha büyük, yani diğer yerleri de seçme şansı olsa. Galiba oluyor da tam emin değilim. Burada şarjda mı gidiyorsun? Elektrikte mi gidiyorsun? Şarj mı ediyor? Ne? Bütün hepsini burada gösteriyor. Zaten EV diye çıkıyor gösterge. Oraya geleceğim. Burada işte hangi şeyler aktif onu gösteriyor. Çok güzel bir detay. Mesela farı yakayım. Farlar yanıyor. Ya da farı kapatayım. Orada da far kapanıyor. Mesela bak kapadım. Orada da kapandı. Sinyal yaktım. Sinyaller yanıyor. Yani bütün arabada ne varsa orada gözüküyor. Frene bastın, fren lambası yanıyor. Aynı şekilde burada da frene bastığın zaman fren yanıyor. Güzel bir detay. Ne kadar eğimde olduğunu gösteren bir gösterge var. Direksiyon açını gösteren bir gösterge var. Adaptifin göstergesi var. İşte iSight, gaz pozisyonu ve açıyı gösteren yine üçlü bir gösterge var. Ve radyo, ortalama yakıt tüketimin. Bir de şöyle güzel bir şey var. Burada sürücüler kayıtlı ya. Bu kayda göre arkadaşlar, mesela ben 9.6 yakmışım. Bu 278 kilometrenin ortalaması. Başka biri oturduğunda onun ortalaması gözüküyor. O da güzel. Hani kim ne yaktı belli olsun. Eksilerden biri içeride kablosuz şarj mutlaka olmalıydı bu otomobilde. Çünkü hak ediyor bu otomobil. Ferah. Telefonunu koyacak bol bol yerler var. Gözler çok güzel. Orta konsol burası. Burada 12 voltu var. Arka tarafta diz mesafesi harika. USB çıkışları, koltuk ısıtmaları var. Gözlüklüğümüz var. Yani gerçekten bazıları yorum yazmış diğer videolardan biliyorum. Amerika'da çocuğunu okula bırakan anne arabası falan diye. Doğru. Aslında çocuğunu okula bırakan ya da çocuklu aile arabası gerçekten çok kullanışlı. Üst tavan raylarını bile sportif şey kullanımlar için, hobi kullanımları için geliştirmişler. İşte iplerin geçebileceği delikler var falan. Gerçekten araba bunun için zaten. Gelelim otomobilimizin motoruna. Tek motorla geliyor. Artık 1.6 benzin yok. Turbo motor da yok. Bu kullandığım arkadaşlar 2 litrelik, 150 beygirlik, 194 torkluk boxer bir makina. Şöyle mesela bastığın zaman da böyle CVT ile beraber frenleri çok güzel bu arada. Çok dozajlı falan. Çünkü bayağı bir fren yaptım biliyorum oradan. Burada motorun iki tane harita düzeni var. Bir sport, bir normal herhalde. Hemen göstergede haritayı gösteriyor zaten. Sporu alınca işte tork eğrisini ona göre değiştiriyor. Bu normalde gidelim. Tabii CVT şanzımanla beraber hani öyle heyecanlı bir sürüşü yok. Şimdi Subaru bizim beynimizde, bizim otomobil tutkumuzun başladığı markadır Subaru. Ki Şubat'ta çok istediğim bir organizasyona gideceğim. Buz üzerinde Subaru'ları kullanacağız. BRZ'yi, bunu, Outback'i. Sürpriz bir şey daha var diyorlar. Belki Impreza'dır. Yani Subaru bizim otomobil aşkımızın böyle alevlendiği markadır. Benim duvarımda posterleri vardı boy boy. Bunlar tabii o heyecanlı otomobiller değiller. Hani bunun da vardı eskiden XT'leri, 2.5'ları falan biliyorsunuz. Harika makinelerdi. Bu da e-boxer, hibrit, ama buna biz mild hibrit diyelim çünkü hibriti pek devreye girmiyor. Yani böyle Toyota RAV4 gibi, Toyota RAV4 ile %60 falan elektrikli gidiyorduk. 100 km'de 6.5 gibi yakıyordu bu kullanımda ve 2.5 litreye rağmen. Bu mesela ortalama ne yakmışız biz, hemen bakalım. Demin 9.6 idi, biraz bastık şimdi ama hep böyle sakin şehir içi kullanımı 9.6. Yani bu otomobilin gerçekçi
kullanım verisi 9.6. Sabit 120 gidersen de 7.5'lar falan, 7-7.5'lar yakar muhtemelen 120 ile. 120 ile giderken 2500 devirler gibi yapıyor bu arada. Bir oran yapmışlar CVT'ye ama tam gaz gittiğinde yine 6000'de tabii tutuyor otomobili. Sürekli güçlü yürüsün diye. 16 beygir, 66 Nm'lik bir elektrik motoru var. Gerektiğinde devreye giriyor. Yani şöyle söyleyeyim, çok böyle 10 ile 30 arası ben bir böyle 1 kilometre kadar kullandım. Hani dedim ya, çok içime sinmedi lansmanda. Çünkü lansmanda hiç kullanamamıştım. Hani devreye pek girmemişti. Uzun süre kullanımda şarj edince falan pilini, böyle bir 1 kilometrelik. Böyle sabit giderken ara ara kapatıyor. Böyle o bilgisayar kendi kendine ben devreye gireyim diyor falan. Öyle bir şey. Ama hani aşırı ekonomiye katkıda bulunmuyor. Yani belki elektrikli olmasaydı bu otomobil 10.2'lerde dolaşırdı. Hani bize ne kadar şey katkı sağlamış elektrik, hemen ona bakalım. Burada göstergesi var. 977 mililitre. 1 litre de ona. 1 litre şey yapmış. Yani biz 9.6, hani demek ki elektrikli olmasa 10.5, 10.6, 11 yakacaktı. Hani tabii ki işte burada biraz faydalı olmuş ama tam anlamında bir hibrit diyemeyiz buna. Mild hibrit. 1660 kiloluk bir ağırlığı var. Onun haricinde yerden yüksekliği 22 santim. Hayli arazide yapabiliyor. Hatta buradan sürüşüne geçeyim arkadaşlar. Subaru'nun sürekli dört çeker sistemi gayet güzel çalışıyor. Islak şime soktum. Orada sistem gayet güzel. Dört tekere ayrı ayrı verdi. Burada gösterdi işte ne yapıyor, ne ediyor. İyi bir lastikle ya da böyle AT lastik de takılabilir. Karda falan hiç yabancılık çekmezsin. Zaten modları var. Modları değiştirebiliyorsun. Burada çok güzel grafik çıkıyor. Bu modlar kar ve çamur. Bir de derin kar ve derin çamur var. Videolarında hakikaten derin karda böyle alıp götürüyor. Gücünü arka tekerleklere de verebiliyor. Onu görüyorsun yani verdiğini. Basıl bastığında da normal moda geçiyor. Hatta şöyle kenarda duracak yer varsa durup göstereyim size. Tabii bu otomobili alanlar ne kadar araziye girer meçhul. Mesela şöyle aldım, şu an kar çamura girdi. Bir taraf kar, bir çamur, bir taraf çamur göstergesi. Burada da derin çamur, demir X mod dedikleri. Ve normali aldım. Burada torku dağıtıyor lastiklere. Herhangi bir mekanik olarak müdahale etmiyor. Aslında bu sistem, şimdi Subaru bunu tabii iyi bir pazarlama tekniği olarak kullanıyor. Simetrik dört çeker. Evet, tabii ki simetrik ve yıllar, yani Subaru'nun kendine has bir özelliği ama artık çoğu marka bunu sunuyor. Bu tarz dört çeker sistemini. Herhangi bir mekanik kilidi yok ama elektronik olarak fren yaparak kilit varmış gibi davranıyor, sağlıyor. Çok kullanışlı, güzel bir otomobil. Yani beğendim. Tasarım harici beğendim diyebilirim. Tasarım eskisi biraz daha güzeldi. Öncesi daha güzeldi. En öncesi en güzeliydi. Yani bunun tasarımı biraz böyle JDM olmuş tam. Böyle bize gelmiyor ya bu JDM'ler. Böyle Japonya'da böyle tuhaf tasarımlı Japon otomobilleri var. Japonik'te falan izliyoruz bazen. Mesela onun aldığı 7 kişilik. Allah'ım nasıl bir tasarım o. Ya bu da biraz böyle bizim Türk adama çok hitap eden bir tasarım gibi değil. Yani ızgarası basık, ön falan böyle bir böyle kızgın, çirkin. Bir değişik geldi bana. Ama hacim, kullanışlılık muhteşem. 3 pakette geliyor Subaru Boxer, e-Boxer. E-Extra, E-Extreme ve E-Exclusive. Bu bizim kullandığımız tabii ki Exclusive olan. Fiyatlara gelecek olursak arkadaşlar 386 binden başlıyor. Bu kullandığım 436 bin liralar. Çok çok rakamlar tabii, yani büyük rakamlar bunlar. Hani böyle hibriti daha aktif olsaydı falan diyecektim. Bir nebze daha belki, yani çok ekonomik olsaydı, ya tamam elektriğe de çok kasmışlar, fiyatını hak ediyor derdim. 436'ya rağmen. Ama şu anda pek diyemiyorum bunu. Alternatifler var biraz çünkü. Ama Subaru keyifli bir otomobil.
gerçekten Subaru'yu kullanan anlar. Hani yol tutuşu, güvenliği. Bu sebeple Subaru'cu adam, atıyorum RAV4 alacaksa gene gider Subaru alır. Ondan eminim. Bu arada tabii yol tutuşundan da bahsetmek lazım. Virajlarda zorluyorsunuz. Araba ağır, 1660 kilo yüksek. Hatta sürücüyle falan 1770 kilolar olabiliyor. Ama hani orada Subaru yapan işte ruh çıkıyor bir anda ortaya. Direksiyon tepkisi fena değil. Çok tepkili değil böyle eskiler gibi. Ama iyi asılıyor yola. Bir şey olursa zaten ESP devreye giriyor. Tamamen tabii ki devre dışı kalmıyor. Mod, eğer çamur modu falan değilseniz. Ama yol tutuşu da gayet başarılı, onu söylemem lazım. Bu videomuzdan da böyleydi arkadaşlar. Umarım size aktarabilmişimdir yeni Subaru e-Boxer'ı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.